Türk sinemasının duayeni Türker İnanoğlu tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı büyük üzüntüye neden olan İnanoğlu, yapımcı ve yönetmen olarak yüzlerce filme ve televizyon yapımına imza attı. Yeşilçam'ın en çok üreten sinemacısı olan Türker İnanoğlu, televizyon yapımlarıyla da Türk televizyonculuğunun gelişmesinde önemli pay sahibi. Bütün bunların olmasında gençlik yıllarında yediği bir tekme büyük rol oynadı. 18 Mayıs 1936'da Safranbolu'da dünyaya gelen Türker İnanoğlu'nun öncelikli hedefi futbolcu olmaktı. Kaleciydi. Bir gün bir maçta kafasına yediği tekme sonucu beyin sarsıntısı geçirdi. Çene kemiği kırıldı, 22 dişi döküldü. Doktor olan babası, "Bu iş bitti, artık futbol yok," dedi. Türker İnanoğlu futbolcu olamayınca grafiker olmaya karar verdi. İstanbul'da Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümünü bitirdi. Ne var ki tesadüfen başladığı sinemada yazar Giovanni Scognamiglio'nun tanımıyla Bay Sinema oldu. Nasıl mı? Yapımcı Necil Ozon, yönetmen Nişan Hançer ve sanat yönetmeni Zaven Bey, yeni filmlerinin bir bölümünü çekmek istedikleri Kadri Cenani'nin Kanlıca'daki evine giderler. Kadri Cenani, Türker İnanoğlu ile komşudur. Ve o sırada komşu ziyaretinde olan Türker İnanoğlu, orada Necil Ozon, Nişan Hançer ve Zaven Bey ile tanışır. O güne kadar sinemayla ilgisi iyi bir izleyici olmakla sınırlı olan Türker İnanoğlu'nun beyaz perde ile ilgili fikirleri Nişan Hançer'i oldukça etkiler. Nişan Hançer, Türker İnanoğlu'na asistanlık teklifinde bulunur. Aynı yıl çektiği Yosman'ın Kızı'nda asistanı Türker İnanoğlu'dur. Dikenli Yol, Funda, Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka, Ham Meyva ve Sonbahar'da Nişan Hançer'in asistanlığını yaparken Ömer Lütfi Akad'ın dikkatini çeken Türker İnanoğlu, Yalnızlar Rıhtımı ve Yangın Var'da ünlü yönetmeni asiste etti. Yeteneği iki ünlü yönetmenin asistanlığından elde ettiği deneyimiyle birleşince bir asistan olmaktan daha fazlası haline geldi. Ozon filmin sahibi Ahmet Ural Ozon'un teklifi üzerine 1959'da henüz 23 yaşındayken Senden Ayrı Yaşayamam filmiyle Türker İnanoğlu'nun yönetmenlik kariyeri de sinemaya tam anlamıyla girişi de başlamış oldu.